Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karaca TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 158 ve 159'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şunlar ikiz kenar verilmiş ve BC 120 derece olarak verilmiş. E, burası 120 derece ise merkez açıdan dolayı burası 120 derece yapar. Çevre açıdan dolayı burası da 60 derece yapar. E 120 bu da yarıçap bu da yarıçap yani 4 ise burası da 4'tür. E burada x kenar üçgen var. 30 30 120 üçgen var. E 4 4 ise burası ne yapar? 4 kök 3 yapar. Çevre ABC isteniyor. Dikkat et tepe açısı 60 derece. 180 60 çakart 2'ye böl. Bu açıda 60 bu açıda 60 yapar. Yani bu bir eşkenar üçgen yapar. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4 kök 3 oldu. Çevresi de o zaman 3 tane 4 kök 3'ten 12 kök 3 yapar. Yani cevap denizli oldu. Birinci soruda geldik 2'ye. AB çaplı yarım daire şeklindeki metal levha böyle 60 derece döndürmüş. Arkadaş 60 derece döndürmüş. Sen bunu aldın. Hop 60 derece buraya döndürdüysen böyle. Şuradaki dönme açısı 60 derece değil mi? Bunu kullanacağız bir kere. Hadi bakalım şunu yazalım. 60 derece burası. Hocam çemberin merkezi burada. E burada bir şeyler yapmak lazım. Şurası da 12 birim olarak verilmiş. Hocam bu çemberin yarı çapı 12'dir diyemeyiz şimdilik. En, en etkili silahımız neydi? Yarı çap çizmekte. Al sana yarı çap. Yarı çap çizince Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. E 60 ise burası da 60. E 60 60 ise burası da 60 oldu. A eşkenar üçgen çıktı. Yani burası da R oldu. E şimdi AB çaplı çember. Burası 2R ya çapı. Hocam burası da 2R olacak. E burası 2R ise R'si buradaysa burası da R oldu. Yani R dediğimiz gerçekten 12 yaptı. E, o zaman burada da R yerine şöyle bir 12 yazalım. Benden ne isteniyor? Şuradaki noktanın şuraya olan uzaklığı isteniyor. Ay e, hocam şurayı 2R bulduk ya yani 24. İşte 12 12 24. E burası da 60 derece. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı kaç yapar? 12 yapar. Hatta o çizdiğin dik tam buraya gelmek zorunda. Çünkü 12 olduğundan dolayı. Ama neyse biz şimdilik zaten bunu yaptık. Şuradaki uzunluk 12 ise 60'ı karşısında 12 kök 3 olmak zorunda. Yani ikinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Şimdi yarı çap uzunluğu 10 verilmiş. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Şurası 10. Hocam 8 10 ne? Üçgeni 6 8 10 üçgeni. Şuradaki dik üçgenden dolayı A ile C noktaları arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Arkadaş bizden şu uzunluk isteniyor. E şimdi yarı çap 10 ya. Yarı çap 10. Buraya kaç kaldı? 4. E hocam burada da bir pisagor. 4, 8, 1, 2, kök 5 üçgeninden burası 4 kök 5 yapar. Yani üçüncü soru akçay oldu. Geldik 4'e. Şimdi şöyle bir yorum mantığı vardı hatırlarsan böyle. O E, O F'den büyükse. O E, O F'den büyükse. Arkadaş buraya ne kadar büyük tutarsam o kirişimiz çapa daha da yaklaşıyor. Pardon. Pardon şuraya yaya daha da yaklaşıyor. Yaya yaklaştıkça küçülüyor. Yani bizim OE'miz OF'den daha büyükse CD'miz AB uzunluğundan daha da küçüktür. Merkez kiriş çektik. iki eş parçaya bölmez mi? Böler. Yani burası da 2x yaptı. Bir de CD uzunluğunda direkt 2x artı 8 demiş. O zaman CD uzunluğu 2x artı 8 küçüktür. AB uzunluğu 4x diyeceğiz. Bunu attık öbür tarafa 8 küçüktür 2x yapar. 4 küçüktür x yapar. AB'nin en küçük tam sayı değeri isteniyor bizden. Yani 4X. Sakın X yerine 5 yazma. X yerine 5 yazdığında AB 4X yapar. 4 kere 5 20 çıkar ve cevap yanlış çıkar. Çünkü 20 değil. Çünkü en küçük tam sayı değeri açıklarda bile yok gördüğünüz üzere. X tam sayı diyor mu? Demiyor. Bak biz ne bulduk? Hocam 4 küçüktür X bulduk. E ne yapacağız burada? 4 küçüktür X de bizden ne isteniyor? 4X isteniyor. AB 4X'e eşit ya. 4x elde edeceğiz. Yani ben bunu 4 ile çarparsam 16 küçüktür. 4x yaptı. A 4x değeri de 16'tan büyük ya. En küçük kaç yapar o zaman? 17 yapmak zorunda. Buna dikkat edin. X eleman tam sayı diyor mu demiyor mu? Cümlesini ta açık kenar bağıntılarında bile size söylemiştik. Evet 4. soru Denizli geldik 5. soruya. Merkez varsa kereç varsa hop çektik. Bu arada O noktasının AC'ye en kısa uzaklığı 2 santimetre olarak verilmiş. Hocam burada bir dik çıktı. Ve bu arada çizilen dik tabanı iki eş parçaya bölmek zorunda. Tamam. Hocam burada bir pisagor bağıntısı 2 var. Kök katı varsa o zaman burası da 2 olmak zorunda. E burası 3 ise burası da 3'tür. Çemberin yarı çapı isteniyor bizden. E yarı çapı isteniyor. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Pisagor. R kareni buradan neye eşit? 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 4 artı 9'dan 13'e eşit oldu. Yani R de buradan kök 13'e eşit olur. 5. soru C'ye oldu. Geldik 6'ya. Şimdi en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarıçap. çap. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam burası R. Bak burası da R. E şurada da bir Pisagor var. Yap Pisagor'unu. Bir kenar R. Bir kenar R artı 4 bir kenar da 6. E hocam R artı 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi artı 6'nın karesi diyeceğiz. Ve buradan işlem işlem işlemle R'yi bulacağız. Hocam hissedelim. Büyük ihtimal 6 varsa 6, 8, 13 kendir. Hocam 8'i koyduğumuzda tutuyor mu? Vallahi tutmuyorlar. Bu sefer Tutmadı. Hislerimiz olmadı. O zaman bunu açacağız. Artı, 1. 2. 2 R kare artı birinci ile ikinci çapının iki katı 8R artı. Dördün karesi 16 eşittir. R kare artı 36 yaptı. R kareler nanay oldu. 8R eşittir 20 yaptı. R de buradan 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 2. 20 bölü 8'den sadeleşmiş hali 5 bölü 2 çıkar. Yani bizden de zaten bu isteniyor. Yani cevap balık esiri yaptı 6. soruda. Geldik 7'ye. Sözel bir soru çizelim bakalım. O merkezde AB çaplı bir çember çiziniz. Hemen. O merkezli ve AB çaplı bir çemberi şöyle bir çizelim bakalım. AB çaplı diyor. Hemen AB çapını da şöyle gösterelim. O merkezli AB çaplı. Sonra soldan sağa doğru A, O, B ve C doğrusal olacak şekilde çemberin dışında şöyle çemberin dışında bir C noktası işaretleyiniz. CAD açısı bak CAD açısı 30 derece olacak şekilde çember üzerinde bir D noktası işaretleyiniz çember üzerinde bir D noktası işaretleyeceğiz. CD çembere teğet olacak bir de. Arkadaşlar CD çembere teğet olacak ve CAD açısı da kaç derece olacakmış? Şöyle D noktasını burada seçtim ve burası da 30 derece olacakmış. CD de 12 köküçmüş. Arkadaş hadi bundan sonrasında işi yapalım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hemen çektik diki. Hocam bu yarı çap çizmektir. Bak yarı çap çizmek önemliydi. E 30 sabah x kenar çıktı burası da 30. 30 30 60 oldu 60'ı karşı 12 köküçse 30'un karşısı Kök bölünmüş hali 12'dir. E hocam burası da 12'dir. BC uzunluğu isteniyor bizden. Hocam burası da 12'dir. 30'un karşı 12'si ise 90'ın karşı da şu dik üçgende 24 yapmak zorunda. O zaman buraya da 12 kalır. 7. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 8'e. Aynı düzlemde birbirine teğet olan özdeş iki çemberin birinin merkezinden diğerine teğet olan 12 santimetre uzunluğunda teğet doğru parçası çizilmiş. Evet burası 12'ymiş. Çemberler birbirine değil de merkezleri birleştiririz. Merkez varsa teğet varsa çek dik. E tamam. Şurası da 12 verilmiş. Hocam burası ne? Burası da ne? Burası da ne? E burada Pisagor yapacağız. Hatta kolay bir şey var burada. 90'ın karşısı 2R iken hangi açının karşısı R'dir? 30'un. E burası da 60 yaptı. E 30'dan 60'a geçiş köküç çıkarsa 60'dan 30'a geçiş köküçe bölünmüş halim 12 bölü köküç yapar. Kökü çeşitini ile çarparsam 12 köküç bölü 3'ten 4 köküç olarak buluruz burayı. E bizden ne isteniyor? Çemberlerden birinin yarıçapı isteniyor. Cevap böylelikle C han çıktı 8. soruda. Geldik 9'a. Evet 3 santimetre verilmiş. Şu TT uzunlukları birbirine eşitti. 3 ise 3. Çemberin yarı çapı verilmiş. Bize yarı da kullanacağız. Çevre ABCD nedir diye soruluyor bize. BG ile CD birbirine eşit verilmiş. Ha, bak 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 bak. BG 3 tamam. FB'yi de BF'yi de 3 bulduk. Bir de CD uzunluğu da 3'müş. Hocam burası da 3'müş. E o zaman ben buraya A dersem burası da A değil midir? Evet buraya da 3 eksi A diyeyim. Hocam burası da 3 eksi A'dır. Sonra bu 60'ı benim kullanmam lazım. Bu 60'ı nasıl kullanacağız burada? Hatta burada şuraya da B dersem burası da ne yapıyor? B yapıyor, değil mi? Tamam, bunu da kullanacağız. Bir kere 60'ı nasıl kullanırız? Hocam teğet, teğet birbirine eşit mi burası? Eşit. Sonra burada merkez varsa, teğet varsa çeyrek dik yapsak, burada da merkez varsa, teğet varsa çeyrek dik yapsak. Hocam dik burası, dik burası. E 90 90 180 360 yapması lazım 60'ı buradaysa. O zaman e, şu ikisini topladı 180 yapacak. Buraya ne kaldı? 120 kaldı. Aa. Yarı çapı da vermiş ya bize 2 köküç diye. Hocam burası 2 köküç burası da 2 köküç. O zaman ben burada şunu şöyle çizecek olursam. Hop şöyle çizecek olursam. 2 köküç 2 köküç 30 30 120 üçgen de köküç katı. Burası 6 yapar. Hatta 60 ve şunlar da birbirine eşit olduğu için bunlar da 60 60 yaptı. Ya da 30 ya burası 60 diyebiliriz. Eşkenar üçgen çıktı 6 ise burası da 6 burası da 6 oldu. Çevre ABC'de isteniyor. Toplayalım arkadaşlar. Şurası kaç? 9. Burası 3 artı A. Yaz. 9. 3 artı A. Sonra hocam burası 3 zaten. Şurası 3. Burası da a. 3 eksi a artı 6. 3 eksi a artı 6. İşte bizden bu isteniyor. A'lar ne yoldu mu oldu. 9, 3, 6, 9, 18, 6 da 24 yaptı. İşte bunları topladığımız zaman cevap Denizli yaptı. 9. soruda geldik ona. Aşağıda zemine dik olan bir kale direğinin boyu. KL direğinin boyu 32 metre olarak verilmiş. Tamam. Şurası 32 metre olarak verilmiş. Ve Evin AB uzunluğu 22 santimetre. Yani şurası da 22 santimetre mi olacak? Evet. 22 metredir. Tamam. Sonra burada CE ile BC birbirine paralel verilmiş. CE ile BC. Ne? CE C, ile BC. CE neredesin? Buradasın. CE ile BD. Zemin demek istemiş galiba arkadaşım ya. Tamam. Burada yanlış yazılmış. CE ile BD diyelim şuraya. Çok özür ama bu anlaşılır bir hata. Bunda bir sıkıntı yok bence. Sonra TL'ye 7 vermiş. Şurası 7. O zaman burası kaç yaptı? 25 yaptı. T noktasından kırılan direk ok yönünde E noktasına değerek. E noktasına değerek. Sonra kal noktası D noktasıyla çakışacak şekilde yere düşüyor. Yani senin buradaki ucun şöyle yere düşüyor. Oo, tam burada E noktasına değerek. Tam teğet geçerek düşüyor. Bu düşüş nasıl olur? şu nokta sabit bir nokta olacak şekilde hop şöyle bir ye, daire dilimi şeklinde dönmez mi? Evet. Buraya doğru geldi. Hocam e bu uzunluk 25 cm. E, o zaman burası da 25 cm. Yani buradaki çemberin yarı çapı 25. Bak burada direkt devrildi ya buraya. Bu da 25. Ne üçgen çıktı burada? 7 25. 7 24 25 üçgeninden burayı 24 olarak buluruz. Bizden CE kısmı nedir diye soruluyor. Eyvah CE kısmını da bulacağım. Hocam şununla şu paralel ya bunu kullanalım. Bunun devamı da dik, dik olmaz mı? Bak şurası 90 derece ya. Şunlar paralel olduğu için 90. Şurada bir dik dörtgen çıktı karşımıza. E tamam. Benim şuradaki uzunluğu da bulmam lazım. Buradaki uzunluğu bulmak için de en etkili silahım yarı çap çizmek değil mi? Evet. Şu 22 verilmişti. E o zaman burası da 22 ise. Buraya ne kaldı o zaman? E, 10 12 mi kaldı? Yok. 13 mi kaldı? Buraya kaç kalıyor ya? 13 14 15. Buraya 15 kaldı. E bizim yarı çapımız kaçtı? 25 değil miydi? Bu yay üzerinde hareket ediyor ya. Hocam şu şöyle 25. Buraya kadar gelmiş olsaydı en etkili silahımız yarı çap ya. Bunu da çizdik. Bunu çizince de burası da 25. 15 25 ne üçgeni? 15 20 25 üçgeninden 20 çıktı burası da. E bunun tamamını 24 bulduk. E hocam bunun tamamı da 24 olduğunda 20'si buradaysa buraya ne kaldı? 4 kaldı. Yani 10. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 11. soruya. Aşağıda yarım aynı biçimde bir karton parçası verilmiştir. Bunu kesip buraya yapıştırmış. Bak eş yapı kes yapıştır. Eş yapılarda kenarların eşitliği bizim için önemli. Hatta açıların eşitliğini de söylüyorum da burada açı eşitliği yok maalesef. Şu kenar burası 2. Şurası 2. Tamam başka bir şey verilmemiş. Bir de şu kenarların da eşit olmasını sakın ama sakın unutma. Tamam. Unutmadık tamam. Sonra ne olmuş? Karton CD boyunca kesilip küçük parça açıldık gibi CD kenarı AD kenarı üzerine gelecek şekilde yapıştırıldığında D üstü noktası AD'nin orta noktası oluyor. Oo, AD'nin orta noktası D üstü noktası oluyormuş. Bak şunla da şu kenar birbirine eşit verilmiş. Yani şurası orta nokta. Bak D üstü noktası buraya gelmiş. E tamam. O zaman burada ne oldu? Hocam şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Vay vay vay. Neler çıktı neler. Hocam şunlar birbirine eşit. Burası da eşit. E burada hocam en güzel ek çizim yarı çap çizsek hop yarı çap çizsek böyle burası merkez değil dikkat et. Bak buraları çift çizgi çift çizgi koyduk. Burası da çift çizgi oldu. Yani sen buraya aslında a a dersen bunun tamamı kaç? Hocam 2 a artı 2. E 2 artı 2 yarı çapsa buradan çapımız buysa yarı çapımız ne olacak? A artı 1 mi olacak? Evet. A artı 1 olacak. Merkezi burada belirlersin. Şuradan bir yarı çap çizebilirsin. Ama benim sana bir tavsiyem var bu şekilde yapacağını. Böyle yarım çemberde çapa dik çizilme olayı çok karşımıza çıkıyor. Şuraya A dik, Buraya da A dedik. Eyvallah. Burası da A. Burada çapı gören çevre açı 90 derece oluşturabilirsiniz. Özel bir durumdur diye söyledim. E bunu çizdikten sonra karşımıza bir öklit çıktı mı? Çıktı. Bunu kullanmanı tavsiye ediyorum. Böyle bir çapa dik çizildiğinde çapı gören çevre açı 90 derece oluştur. E o zaman buradan A kare eşittir ne geldi? Öklit mantısı geldi. Bak. A kare eşittir 2 çarpı 2A. 2 çarpı 2A'dan dolayı A'yı da A'lardan birer tanesi gitti. Ne bulduk? 4 bulduk. Tamam. A4 çıktı. Yani burası da çift çizgi olarak bulmuştuk ya. Evet burası 4. Burası 4. E, burası da 4. Tamam. Bizden şu uzunluk isteniyor. Buna karşılık ne yapmam lazım? 90 dereceye karşılık getirmem lazım. 90'lar var ya. Çünkü bir uzunluk sorulduğunda ya üçgen ya benzerlikten çıkıyordu. Hocam şöyle bir zigzag merdiven varsa şurada bir dikdörtgen yapacak olursam. 4 ise 4. 2 ise 2. Ve artık şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı karşımıza çıktı. Çok güzel bir soru arkadaşlar. 4 var 6 var Pisagor bağıntısı x diyelim. x kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesinden 52 çıkar ve x de buradan kök 52 çıkar. Yani bu 4 çarpı 13 olduğundan 4 ile dışarıya 2 diye çıkacağından cevabı 2 kök 13 diye buluruz. Evet cevap 2 kök 13 oldu. Yani cevap balıkesir oldu. 11. soruda. Gerçekten çok güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları sever. Böylelikle test 1'i bitirdik mi? Bitirdik. O zaman sırada ne var? Sırada test 2 var. Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.